Can her zaman hümanist, karıncayı incitmeyen, hiçbir zaman şiddet olayına bulaşmamış, sevgi dolu. Belki fotoğraflarda da gördünüz, hani kendi çocuğu olması şart değil bunun. Çocuklara, yaşlılara sevgi dolu bir çocuktu. Hep de hala da o devam etti. Şunu söylemeye çalışıyorum. Can'a terörist dediler, vatan haini dediler. Hepsini iade ediyorum bunları. Vatansever bir çocuk yetiştirdik biz. Bunu Somalı ailelere sorsunlar. Aladağlı yangında yanan kızların ailelerine sorsunlar. Hendek'teki işçi kardeşlerimizin ailelerine sorsunlar. Çorlu'daki tren kazasındaki ailelere sorsunlar. Can vatan haini mi, bir vatansever mi? Kendilerine iade ediyorum. Can hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadan oturdukları yerden habire bir şeyler söylüyorlar. Kendilerine iade ediyorum bunları. Can'ı bu biçimde kirletemezler. Her şey açık, saçık, ortada. Bir şeyleri çarpıtmasınlar. Hatay halkına, hepsine teveccühlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Türkiye tarihinde yok. Dünya tarihinde var mı bilmiyorum. Yüzünü görmedi, konuşmasını sadece televizyondan gördükleri bir kişiye 76 bin oy verdiler. Bu Can'ın yaptığı hak hukuk mücadelesindeki bir karne notudur. Hataylı kardeşlerimizin, büyüklerimizin yaptığı ceza alma sürecini söyleyeyim. Gezi davası. Gezi davasında gezi eylemleri Türkiye halkının kendi tepkisini dile getirmektir. Herkes kendisinin tepkisiyle, sorunuyla geldi. Kiminin saçına karıştılar, dedi ki saçıma karışamazsınız. Kiminin pantolonuna karıştı, karışamazsınız. Kiminin dinlediği müziğe karıştı, karışamazsın. Kiminin konuştuğu dile karıştılar, karışamazsın. Kiminin eteğine karıştılar, karışamazsın. Kiminin eğitimine karıştılar gibi 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 tepkilerini İstanbul'da, Taksim'de ve bir il hariç bütün Türkiye'de meydanlarda dile getirdiler. Bu iktidarı çok sarstı. Barışçı bir eylemdi. 3 defa gezi eylemi yargılandı. 1. yargılamada yargılananlar beraat etti. 2. yargılamada Can da vardı içinde. Oradan da oy birliğiyle beraat ettiler. Beğenilmedi iktidar tarafından. 3. bildiğimiz cezalar verildi. Gerekçeli kararda hiçbir somut bir eylem yok. Hani ya Kavala'ya ajan bilmem ne diyorlar, darbe yapmakla, bizimkileri de yardım etmekle diyorlar ya. Hiçbir somut bir şey yok. Kavala için ajan diyorlar. Sonra da açıklayın dendiği zaman da siz bilmezsiniz, bu devlet sırrı. Ya devlet sırrıysa biz de bilelim. Canlara da yardım yataklıktan veriliyor. Bu karar topluma, bakın bunlara bir şey yaparsanız parmak sallama kararıdır. 3. mahkemenin bir yargıcı Samsun Bafra ilçesinde belediyede hukuk müşaviriymiş. Bu Fethullah döneminden sonra yargıya boca edilen kişilerden birisi. Sosyal medyasında Cumhurbaşkanı'na güzellemeleri var. Eşinin de basında söylüyor şey de var. Eşinin de Fethullah cemaatiyle ilişkili olduğu ve de hemen 15 Temmuz sonrasında kendi isteğiyle itirafçı olduğu ve akrabalarının ismini verdiği söyleniyor. Bu karar böyle bir karardır. Bu dosya Fethullahçıların hazırladığı bir dosya. Evet, ve mahkemede kıymetlendirdi. Yani Türkiye tarihinde Fethullahçıların hazırlayıp devam ettirilen tek dosya olduğunu biliyorum ben. O Fethullahçılar nerede? Onların şeyleri nasıl kıymetlendirildi? Bu bir soru işareti toplumda. Bunun hatırlatılması lazım. Vekilliğine gelince Can vekil seçildiği zaman hükümlü değildi, tutukluydu. Bunu da yanlış biliyorlar veya özellikle yanlış yazıyorlar. Bunu da altını çizmek isterim. Seçildi. Şükran da iyi hatırlattı o kıymetlendirme. Şimdi o savcıların, hakimlerin nerede olduğunu biliyoruz. Bir kısmı içeride, bir kısmı da yurt dışında kaçak. Bu mahkeme aşamasında şunu söylemek istiyorum kardeşim. Uluslararası hukuka saygılı olmak, yani kendi yasalarımıza da saygılı olmak lazım. Uluslararası hukuka da saygılı olmak lazım. Ahim'in aldığı karar niye hukuk dışı sayılıyor? Hem uluslararası hukuk hem de anayasamızın maddesi olan hukuk. Yani şu değil. Seçerek hiçbir şey kazanamazsın. Yazı kanunlarımız ne yazıyorsa, anlaşmalarımız ne yazıyorsa ona uymak durumundayız. Şimdi meclise geleceğim. Seçildi.
Avukatları mazbatayı aldılar, meclise kaydını yaptırdılar. Burası bakın çok önemli. Meclis açılışında en yaşlı kişi Devlet Bahçeli'ydi. Devlet Bahçeli ismini okutturdu. Okutmayabilirdi. Yani hukuksuz olarak okutmayabilirdi. Yaptım oldumcu çünkü bunlar. Okuttu. Sonra mecliste oy birliğiyle İnsan Hakları Komisyonu'na seçildi. Bakın oy birliğiyle diyorum. Yani bütün partilerin seçtiği bir komisyona seçildi. Özlük hakları verildi. Şimdi seçilirken aday olmak isteyen gider adli sicil çıkartır. Seçmeye karşı bir şey yoktur diye. Sonra onu seçim kuruluna verir. Sonra o Yüksek Seçim Kurulu tarafından incelenir. Buraya hiç itirazlar olmadı. Seçildi. Yani Yüksek Seçim Kurulu listeyi onayladı, şey yaptı. Seçildi. Dokunulmazlığı aldı. Bu söylediğim 3. Ağır Ceza'nın kararı can milletvekili seçildikten sonra onaylamadır. Milletvekili seçilmeden önce onaylanmış bir cezası yoktur. Bizim kanunlarımız evrensel hukuk da öyledir. En yüksek yargı, Yargıtay cezayı onaylamadan o kişiye hükümlü cezalı denmez. Davası devam ediyor denir. Şimdi ona dayanarak canın yine hukuksuz olarak 3. Ağır Ceza en yüksek yargı olan, hepimizin uymak durumunda olan, kanun yapılırken bile ona uymak durumundan Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararlara karşı karar aldı. Meclis Anayasa Mahkemesi'nin kararını okumadı, 3. Ağır Ceza'nın kararını okudu. Bu hukuk dışıdır. İşte bu 3. hüküm de, Anayasa'nın 3. kararı da diyor ki meclise, ben bunun yaptığını kale bile almıyorum. Yaptığınız usulsüz. Ben önceden verdiğim 2 kararı devam ettiriyorum. Bu kararınız hükümsüz. Yargıtay böyle bir yetkisi yoktur. Canın haklarını iade edin diyor. Cuma gününü soralım size. Nasıl bir karar bekliyorsunuz? Meclis toplanacak. İlk milletvekili düşürülürken Bekir Bozdağ meclis başkan vekili olarak vardı. Bu sefer Numan Kurtulmuş'un çağrılacağı bekleniyor meclise. Numan Bey'e bir çağrınız olur mu? Meclise bir çağrınız olur mu? Şimdi anayasanın amir hükmü, sayılar söylemeyeyim, diyor ki meclis olağanüstü toplanması için belli bir sayı söylüyor. Muhalefet partileri bunlara riayet ettiler. Kanunun, anayasanın maddesinin istenen sayıya ulaşıldı. Bu bir lütuf değil. Meclis başkanlığının bunu yapmak durumunda olduğu için çağırdı. Şu anda gündeme alındığına göre, meclis toplandığına göre yine anayasanın amir maddesinde, hükmünde belli bir sayı şartı var. Muhalefet partileri bu sayıyı geçiyorlar. Meclis başkanı kim olursa olsun, hukuk çerçevesinde davrandığı müddetçe oylama olmayacak mecliste. Anayasa Mahkemesi'nin kararı okunacak, Can Atalay'ın milletvekilliği geri verilmiş olacak, özlük haklar başlayacak. Yani burada yine bir allem küllem edip bir şeyler yapmaya kalkarsalar vebali hem kendi işlerinde hem de çoluğunun çocuğunun gözünde hem de kamuoyunda vebali çok kötü olur. Tekrar ediyorum. Meclis açılacak. Yeter sayısı bulunacak. Meclisi idare eden ki doğal olarak o gün nöbetçi grup başkan vekili kimse onun tarafından veya meclis başkanı kendi inisiyatif kullanır, kendi açar meclisi, okunur ve canın milletvekilliği tekrar kayda alınır, özlük hakları tekrar kayda alınır. Diğer aşama gelince bu yine yerel mahkemenin bu kararı düzeltmesi gerekiyor. O Anayasa Mahkemesi'nin önce aldığı 2 kararda yerel mahkemeye diyor ki bunu durdur, dönem sonunu ertele,
ve de tahliye kararını ver diyor. Beklentimiz budur. Biz cuma günü olumlu haber bekliyoruz ama inşallah bir hukukun arkasından dolanmazlar. Canım morali çok iyi. Biraz önce bizim her hafta 10 dakika bir telefon görüşmemiz var. Bugün onu görüştük. Morali çok iyi. Sağlığına da bakıyor. Çok okuyor, çok ziyaretçisi gidiyor. Can aylar evvel de çıktığında ne yapacağını söyledi. Cezaevinden çıktığımda bavulumu bile, yani bavulumu, çantamı açmadan Hatay'a gideceğim dedi. Yani Can'ın şeyi o. Hatay'da, Hatay halkına bir gidip orada görevine başlamak istiyor. Can'ın kent hukuku üzerine çok çalışmaları var. Avukatlığı var gibi şeyleri var. Bunları sırasıyla bir anlatayım. Buradan gidelim. Ataköy'deki o şimdi sur gibi olan binalara karşı dava açtı. Tarlabaşı'ndan avukatlığını yaptı. AKM'ye karşı avukatlık yaptı. Validebağ'a avukatlık yaptı. Haydarpaşa için avukatlık yaptı. Emek sinemasının yıkılmaması için avukatlık yaptı. Soma davasının avukatıydı. Alada yanan kızlarımızın ailelerin avukatıydı. Çorlu tren istasyonundaki ailelerimizin avukatı, ailelerin avukatıydı. Hendek'teki ailelerin avukatıydı. Başka kişilerin avukatlığı da vardır. Şimdi bu saydığım kent hukuku ve canları gitmiş insanların savunan bir Şerafettin Can Atalay için bir vatandaş diyor ki vatan haini diyor. Bunların içerisinde vatan hainliğini gösteren bir şey var mı? Nazım Hikmet'in dediği gibi. Nazım Hikmet de vatan haini olarak suçlanmıştı. Nazım Hikmet diyordu ki banknotlarınız, dolarlarınız, bilmem neleriniz, şunlarınız eksilmesin diye uğraşıyorsanız ben de buna karşıysam evet ben vatan hainiyim, vatan hainine devam ediyorum. Can Atalay'da kent hukuku, Soma, Alada, Çorlu, Hendek gibi şeylerin avukatlığını yapıyorsa Nazım Hikmet'in dediği gibi evet Can Atalay da vatan haini. Ama o şahsa diyorum ki vatanın topraklarına sahip çık. Şarkılarda söylemek kolaydır. Akan suyuna bilmem neyine. Ölürüm ben ölürüm diye. Geldiğimiz durum şu kardeşim. Can Atalay tutuklu mu? Can Atalay hükümlü mü? Anayasa Mahkemesi'nin kararından dolayı. Bunların ikisi de değil. Öyleyse Can Atalay niye Silivri'de? Anayasa Mahkemesi'nin gündemini aldığı gün, açıkladığı günün akşamına Yargıtay verilen cezayı onadı. Jet hızıyla. Yani burada da siyasetin eli olduğu çok kesin ve bariz olarak belli. Biz hala hukukun var olduğunu, bağımsız olarak yargının karar verdiğine inanmak istiyoruz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Yani Can'a verilen acılı Hatay halkının oyları teneke değildir. Onlar da altın kıymetindedir. Bunu söylemek istedim. Teşekkür ederim. Son olarak size şey söyleyeyim. Bu kadar toplumsal gelişmeler oluyor. Yargıda hareketlenmeler oluyor Can Atalay özelinden. Bu kadar olayın içinde bir de sizin anne yüreğiniz olarak nasıl etkileniyor? Ben açık söyleyeyim. Dayanmak kolay değil. Yani yaklaşık 6 seneye yakındır hayatımıza müdahale ettiler dışarıdan. Tabii benim gibi
bizim gibi çok aile var. Haksız, hukuksuz yere çocuğu içeride olan ve sesini duyuramayan da. Biz bir nebze olsun sesimizde o kadar her şey açık, berrak, temiz. Bu ülkede artık herkes suyuna, toprağına sahip çıkmasını öğrendi. Yani bu Gezi'de bir toplantı, gösteri hakkını kullanan insanların itirazlarını yükselttiği bir şeydi. Hiç verilen cezalar vicdanları acıttı. Bence karşı düşüncede olan insanların da vicdanlarını acıttı. Hala da acıtıyor. Bu memleketi rahatlatsınlar. Hakimler, savcılar da çocuklarının yüzüne bakarken rahat olsunlar, geceleri rahat uyusunlar, vicdanlarıyla cüzdanları arasında sıkışmasınlar. Anneleri, babaları, çocukları incitmesinler, ağlatmasınlar. Herkes kendi için hukuka sahip çıksın. Yani bizim gibi kimse yaşamasın bunları diliyoruz ülkede. Türkiye Komünist Partisi'nin 100 yaşındayken sosyalist mücadelede 100 kişi. Selahattin Atalay, üstteki. O şey portre de o aynı kişi. Aralarında yıl farkı var. Üsttekiler de Amasya'nın ortadaki abim. Bu sol taraftaki iki kişi öğretmen, sağındaki de öğretmen, diğeri de teknik eleman. Amasya Öğretmen Hareketi'nin ve Türkiye İşçi Partisi Hareketi'nin önde gelen insanları. Bu ilk yaş günü. Evet, ilk doğum günü ve de pastasını, ay neydi o kapatılan pastane? Neredeydi acaba? Beyoğlu'ndaki. İnci araya. İnci. İnci'den yaptırmıştı. Üç şeyini. İlk üç yıl sonra Göztepe'ye taşındık zaten. Pembe panterle şey. Ne güzel. Çok güzel bir bebekti o. Göztepe'deki evimizin balkonu. 81 veya 82. Değil mi Şükrü? 6 yaşında. 6 yaşında. Burada ilkokula başlamış mıydı? Evet. Gibi. Evet, evet, gibisi olmaz. Evet. Bu daha küçük. Selimiye Camii.